Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs Rum kesimindeki hareketlilik dikkat çekti. Avrupa Birliği, MED-9 aracılığıyla Akdeniz bölgesindeki etkisini arttırmayı ve olası riskleri önceden kararlaştırmayı hedefliyor. MED-9, Avrupa Birliği'nde üye 9 Akdeniz ülkesinin Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta, Hırvatistan, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin oluşturduğu bir grup olup 11. toplantısını geçen hafta Baf şehrinde gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddeleri, Akdeniz bölgesindeki sorunlar, özellikle Orta Doğu'daki krizler, göç ve iklim değişikliği oldu. Ayrıca bu ülkelerin Avrupa Birliği'nin yeni stratejik gündemini çerçevesinde bölgedeki rolü ve işbirliğini nasıl güçlendirecekleri tartışıldı. Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle İsrail-Hamas çatışması ve bölgedeki artan tansiyon toplantının en önemli konuları arasındaydı. Ülkeler Avrupa Birliği'nin bu krizle daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Göç yönetimi ve Akdeniz'e gelen göçmen akışını kontrol etme konuları da gündemdeydi. Üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, sınır güvenliğinin arttırılması ve göçmenlerin geri gönderme süreçlerinin hızlandırılması ele alındı. Toplantının en dikkat çekici konularından biri ise Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarıydı. Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını arttırma ve enerji kaynakları konusunda işbirliğini güçlendirme hedefleri ön plana çıktı. Özel toplantılar dikkat çekti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos, göçmen akışlarındaki artışı ve özellikle Suriye merkezli mülteci sorununu ele aldıklarını dörtlü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki durumun daha da büyük bir mülteci dalgasına yol açabileceği üzerinde duruldu. 7 Ekim sonrasında Gazze ve Lübnan'da yaşanan çatışmanın Suriye'ye yayılma ihtimali, Avrupa Birliği'nin bu konuda hazırlıklı olma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti. Bu durum Suriye ve özellikle İran üzerindeki baskıyı arttırıyor ve bölgedeki ateşin genişleme potansiyelini arttırıyor. Ankara-Tahran ilişkilerini sadece dost-düşman veyahut Şii-Sünni gibi tanımlamalarla okumak yanıltıcı olabilir. Bölgedeki gelişmeler İran'ın aleyhine işlemeye devam ederken İran'da yaşanabilecek iş karışıklıklar Türkiye'yi olumsuz etkileyecektir. Son olarak Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya gibi büyük aktörlerin mücadelesi sürerken Ankara'nın iç cepheyi güçlendirme ve bölgedeki Kürt nüfusunu koruma adımları oldukça stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.